Denizli'nden İstanbul'a uzanan gerçekten çok güzel bir serüveni var. Gençlere örnek teşkil edecek bir serüven, bizlere örnek teşkil edecek bir serüven var. Aslında tüccar ve varlıklı bir aile ama Suriye sınırlarıyla aramızdaki sınırlar Birinci Dünya Savaşı sonrası sınırlar çizilirken pek çok malları, hemen hemen mallarının tümü sınırın diğer tarafında kaldığı için sıfırdan başlayan bir aile. Ama hepsi yine çok iyi yerlere gelebilmiş. Çünkü kendilerini sınırın öte tarafına taşımışlardı. Ve gerçekten yetenekli, çalışkan, akıllı bu ailenin fertlerinden birisi Nuri Bey. Ondan çocukluk anekdotlarını dinleyeceğiz. Kendisi liseden sonra öğretmen okulunu dışarıdan bitiriyor, bir müddet öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da uzun bir serüveni var. Ticaret hayatı var, siyasi hayatı var. Özal'la birlikte çıktıkları çok uzun sürmeyen, çünkü kendisine uymadığına karar verdiği için siyasi hayat sonlandırıyor Nuri Bey siyasi hayatını. Ondan sonra da üniversite akademisyenliği tercih ediyor. Yıldız Teknik Kimya'yı zaten bitirmişti daha önceden. Ondan sonra Gazi Üniversitesi Master işletme bölümünde master'ını yapıyor, doktorasını yapıyor, akademisyenliğe devam ediyor tekrar. Hem ticari hayatta çok ciddi yaptıkları var. Ereğli Demirçelik'te yönetim kurulu üyeliği, Tüpraş'ta yönetim kurulu üyeliği. Gerçekten çok canlı, zengin bir hayat. Sonuçta da bir aile vakfı kurarak bütün mallarını ve kitaplarının gelirlerini eğitim hayatına katkı sunmak üzere gençlerin eğitim hayatına bir vakıf kuruyor. Gerçekten özverili bir hayat. Biz şimdi ondan çocukluğundan itibaren kimlerden etkilendi, neler yaşadı, onun anekdotlarını dinlemek istiyoruz. Buyurun. İlk sizi en etkileyen insanlardan birisi babaanneniz. Babaannem, evet. Programa davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çocukluğum babaannemin öğretileri yaşında geçti. Babaannem alime bir andı. Gerçekten benim çocukluğumda ve gençliğimde bana yön veren, yetişmemde büyük katkısı olan bir babaanneydi. Ve babaannem değerli bir insandı. 120. yılında bile orucunu tutan ve ne zaman vefat edeceğini öngören, gelen doktora bile doktorun teşhisini babama sorduğunda ne dedi oğlum dedi, Said ne dedi doktor dedi. Anne dedi hiçbir şey yok dedi, elhamdülillah yarın sabah çok çok iyi olur. Eğer böyle dediyse dedi o doktor bir şey bilmiyor dedi. Çok güzel. Evladım dedi, hatır alma zamanıdır dedi. Babama da doktor şunu demişti, organ yetmezliği dememişti. O dönemlerde bu ifade bilinmiyordu. Bütün dediği organlarını, bütün hayati şeylerin hepsini bitirmiş dedi. Bize derlerdi ki böyle insanla karşılaşacağımızı söylerlerdi. İlk defa karşılaşıyorum. Çok muhterem bir insan, hazır olun dedi, yakındır süresi diye. Şimdi böyle bir babaannenin öğretisinden geçmenin büyük bir şans olduğunu anlıyorum. Gerçekten öyle. Ailem, dedem Halep'te ticaretle uğraşan Uzak Doğu'nun, Hindistan'ın ve Çin'in ipeklerini Avrupa'ya ihraç eden, İngiliz kumaşlarını Orta Doğu'ya taşıyan ve ithal eden bir ticaret erbabıydı. Çok genç yaşta ailen en genç vefat edeni olmuştu. 42 yaşta vefat ediyor ve babaannem bütün çocuklarını ve sahip olduğu mağazanın kumaşlarını alıp kervanla onları Cizre'ye tekrar getiriyor ve Cizre'de hayatını tam oturtmaya, yerleşmeye çalışırken de Birinci Dünya Savaşı sonrası maalesef ikinci bir travma yaşıyor ve çizilen Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çizilen sınırların ötesinde kalıyor. Bizim bütün mal varlığımız olan 7 köyümüz sınır dışında kalıyor, Suriye'de kalıyor. Suriye'de sadece Suriye o malların sahiplerine bedellerini ödemiyor. Mısır'dakiler ödemiyor, Irak'takiler ödemiyor ama Suriye'dekiler ödemiyor. Bunun da amcam Halil Gökalp rahmetli, çok becerikli, çok inançlı, gayretli bir insandı. Çözüm ararken kendi kasabasında varlıklı bir ailenin reisi olarak orada memuriyet yapmak istemiyor ve Midyat'taki yakın dostu olan belediye başkanı Mahmut Arıkan'a bu durumunu iletiyor. Hemen Mahmut Arıkan Bey de davet ediyor. Belediye zabıta müdürü olarak belediyede görevlendiriyor.
Ondan sonra bizim midye serüvenimiz başlamış oluyor. Bizim diyorum, ailemin kastediyorum, çünkü ben daha dünyaya gelmemişim. Biz midyada geldikten sonra midyatta gözümü açıyor, hayata katılıyorum. Ve hayatta orada çok dilli, çok dinli bir kültürün içinde, sokakta beraber oynadığımız, okulda beraber aynı sınıflarda oturduğumuz ve son derece tabii bütün gayrimüslimlerin hepsi çok zeki ve çalışkan ve gayretli, ayrıca da sanatkar insanlardı. Bütün gümüş telkari işlerinde, inşaat işlerinde, kumaş işlerinde, gömlekçileri, meşhur gömlekçileri ve meşhur takım elbise dikenleri vardı. İstanbul'daki tanıyanlar kendilerine boy ölçüleriyle kilolarını gönderdiklerinde elbiseler dikilir, onlara gönderilirdi. Böyle gayretli olduklarını, evet. Biz o imkanların içinden bir çocukluk hayatı, bir erişkinlik hayatı yaşadık. Siz araya giriyorum, Mardin'de çok dilli, çok dinli bir ortamda yaşadığınızı hep anlatırdınız bize. Gerçekten bu sizin siz olmanızda çok önemli bir etken oluşturmuş. Çünkü siz Süryaniler, Ortodokslar, doğru. Ve onların arasında azınlık olarak, Müslümanlar olarak yaşadığınızı anlatırsınız o dönemler için. Sonradan tabii çoğu göçtü, başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. Evet. Zaten biz Müslümanlar, Midyat'a Müslümanlar diğer ilçelerden gelenlerdir yani, Müslüman olanlar. Evet, esas bizim orada bir camimiz vardı, onların 5-6 tane kiliseleri vardı. Evet. Çünkü çoğunluk onlardandı. Sonradan ilkokula giderken enteresan bir olayla karşılaştım. Her yıl askerlik yoklaması yapılır ve askerlik yoklamasında fotoğraflara ihtiyaç olurdu. Fotoğrafçı olan 3 kişi var. Bir babam, diğer 2 tane diğer fotoğrafçıyla o süreci birlikte karşılarlar, o birlikte götürürler. Bir nevi ortaklar yani. Evet, o süreçte ortak olurlar. Bir haftalık bir süreçte ortak olurlar. O sürecin birinde babam beni onlara gitti, tanıştırdı. İlkokul 3. sınıftayım. Benim oğlum Nuri dedi, benim payıma düşen parayı Nuri'ye vereceksiniz dedi. Ve öylece ondan sonra kendisi köylere gideceğini söyledi. Ancak bir hafta sonra döneceğini söyledi. Gitti. Gittikten 3-4 saat sonra fotoğrafçılardan biri geldi. Nuri dedi, kusura bakmayın dedi. Hamid dedi ki, yani diğer fotoğrafçıyı kasteder. Hamid dedi ki, ben bu ortaklıkta yokum. Dolayısıyla herkes kendi başına çalışacak. Neden? Çünkü babam ayrılmıştı, köylere gidiyordu, ulaşma, haberleşme imkanı yoktu. Dolayısıyla artık ben saf dışı edildiğimi anladım. Evet. Ondan sonra çözüm düşünürken birden babamın fotoğraf makinesini, o kadın sandık halindeki fotoğraf makinesini askerlik şubesinin önüne taşımak için bir adam aramaya başladım. Çağırdım adamı, 50 kuruş verdim. Gümüş 50 kuruşlar vardı o dönemlerde. Verdim, askerlik şubesini oraya götürdüm. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisiyim. Giderken de diğer yapacaklarımı düşünerek gidiyorum. Ama çok üzüldüğüm için ağlayamıyorum bile. Hayatımda o kadar üzüldüğüm bir başka dönem hiç olmadı. Neyse, gitti oraya götürdü ama ben makineye ulaşamıyorum. Etrafı dolandım, baktım biraz ileride bir kaya parçası var. Adama rica ettim, o kaya parçasını da getir buraya dedim. Kaya parçasının üzerine çıkarak fotoğraf makinesine ulaşıyor ve hakim olmaya çalıştım. Orada diğerleri Kürtçe konuşuyor. Ben de onların konuştuklarını anlamadığımı şey etmek üzere Kürtçe devam vermiyorum onlara. Türkçe konuşarak kendilerinin fotoğraf çeken gelmesini rica ettim. Onlar da, ya bu çocuğun bu işi becerebileceğine inanıyor musunuz falan. Biri dedi ki, birimiz çekelim, reis beye götürelim, askerlik şube reisine. Kabul ederse o zaman kendisini de fotoğraf çekerim. Ama siz onların Kürtçe konuşmasını anlıyorsunuz. Ben anlıyorum. Ben anladığım için de dikkat etmeye çalışıyorum. Birinci fotoğrafı özenerek falan çekmeye çalıştım. Biraz flu çıkmıştı ama yine beklentim var. Gitti geldi, tamam dedi, bunun olabileceğini reis bey söyledi dedi. Kürtçe söylüyor ama. Kürtçe söylüyor, ben anlıyorum falan. Ondan sonra lütfen dedim, fotoğraf çekecekler, sıraya girsin falan. Ben zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü fotoğraf malzemelerim çok eksik. Fotoğraf malzemelerim var evde, 4 kilometre ötede Midyat'ta. Benim oradaki çalışmamın gayesi, onların tekrar pişmanlığa neden olmak, pişman olarak gelip yine ortaklığı beraber sürdürmek. Ortaklığı sağlamak yani. Ona neden olmasını istiyorum çalışmamın.
Ben 100 paraya çekiyorum. Onlar 1 liraya karar vermişler. 100 para 1 liranın 40'ta biri. Bir size ara geliyor tabii. Ben de ikide bir onları sıraya falan dizerken, zaman kazanırken sırayla bir iki tane çekiyorum. Sonra ileriden baktım, yaşlısı geldi. Nuri Bey bir dakika, bir dakika dedi. Ben çok kızdığım için falan, işim var falan demeye başladım. Ya bir dakika dedi, geldi beni böyle iki eliyle kucağına alır gibi aldı götürdü köşeye. Çocuk durumdayım. Zaten ufak tefek biriydim de. Neyse sonunda ya dedi, babanın ne dediyse o dedi. Biz şaka yaptık, böyle bir şey yok dedi falan. Hayır çocuk dedim. Çocuk geldi yani onlara. Evet, geldiler. Allah'a ne kadar şükretsem az daima teorik olarak düşüncelerimin pratiğe dönüşmesini bana nasip etmiştir. Bu son derece önemli bir şey. Ama ben, sizin gayretiniz sonucu. Bir çocuk olarak onu yapabildiniz, düşünebildiniz. Dedi baba, fotoğraf makinesini alıp askerlik şubesine götürmek mesela onun hiç akıllarına gelmemiş. Onlar dükkanda çekiyorlar. Cesaret edemezler. Cesaret edemiyorlar. Siz küçücük bir çocuk, onlar cesaret ediyorsunuz. Önünü kesmek istedim gidişin. Sonra baba ne dediyse o aynı ortaklığı devam ediyor. Yetmez dedim. Bir de benim isteklerim olacak. Onları da kabul ediyoruz dedi. Neyse onları kabul etmek çok enteresan diyor, önemliydi. Çünkü öğle yemeklerine ben karar vereceğim. Ne demek bu? Bizim yaz aylarında tavan diye bir yemeğimiz vardır. Çok güzel taze kuzu etinden tavalar yapılır, fırına verilir ve güzel fırındaki vitelerle yenilir. Bu önemli. Bütün esnaf bunu yapar hemen hemen. Neyse sonunda bu şekilde babamın bana emanet ettiği işi herhangi bir sıkıntıya sokmadan, kazaya uğratmadan sürdürebildim ve sonuca götürdüm. Sonuçta babam geldi. Babama anlattım ben. Olayın hepsini anlattım. Yalnız bir şey söyledim sonunda. Baba dedim, bunlara bunları bildiğini anlatma. Hiç söyleme. Şunun için siz üçünüz birbirinize mahkumsunuz burada. Eğer yüz göz olursanız dedim, üçünüzün zararına. Bunu söyleme. Yani ortaklık bozulmasın istedim. Evet, bunu sakın söyleme deyince babam yerinden kalktı, geldi alnımdan öptü beni. Ya bir çocuktaki bu inisiyatif inanılmaz. Gerçekten geleceğin Nuri Bey'ini hazırlayan bir çocuk. Sonra kazandığım parayı aldım, teslim ettim. Daha bereketli bir dönem geçmişti. Her yıldan daha bereketli bir dönem geçti. Payımıza düşenden bütün kışlık ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra yine belli bir birikimde kalmıştı. Bu şekilde birinci böyle farklı bir yaşantı ilkokulda oldum. Beşinci sınıfta da ayrıca farklı bir olay daha yaşadım. Evet, o çok ilginç. Onu mutlaka anlatmak. Benim için değil, ben hep spontane olaylar böyle ani gelişmelerden çözüm üretmeye çalışıyorum. Hep sorundan çözüme doğru bir yaklaşımım var. Yeni gelen öğretmenimiz, askerden yeni gelmiş, durmadan galis böyle affedersiniz yani küfürler ediyor falan, eşeği olacaklar diyor falan. Ben de sınıf başkanıyım, gittim masasına, öğretmenim dedim, bize bir daha küfür etme dedim. İyi olmuyor dedim falan. Bağırdı, çağırdı, git yerine otur falan dedi. Ben de böyle yan bakarak yerime gittim, oturdum tabii sonunda, küçücük bir çocuğum ben. İkinci gün yine devam etti falan. Sonra çocuklarla anlaştım. Dedim ki biz dedim bir protesto yürüyüşü yapacağım dedim. Öğretmen... Bu kaç yılları? 1953. 1953'te. Evet. 1953'te şey olunca öğretmenler zili çaldığında sınıftan sıralanmış olarak okul bahçesine doğru çıktık ve okul bahçesinden de dışarıya, okuldan, okulun dışına çıktık. Dağ başını duman almış Mars'ın içerilere gidiyoruz. Öğretmenler arkadan bağırıyor, müdür bağırıyor. Yapmayın, etmeyin, gelin, durun, durun diyor. Kimse verdiğim talimat yönünde herkes o talimatı uyguluyor. Ve sonunda hocalar koşa koşa gitti, önümüzü kesti, kol kola girdiler, sokağa kapattılar. Ve gidemez olduk, tabii geri döndük. Yaptıkları bütün soruşturmalarda, bütün baskılara rağmen kimse kimin bunu organize ettiğini söylememiş. Tabii okul yönetimi biliyor kimin organize ettiğini. Onların sınıf başkanıyım ben. Gidip bir şey öğretmene... Sizi tanıyorlar. Tanıyorlar ama benim hakkımdaki herhangi bir şikayet şey bulamadıkları için... İşlem yapamıyorlar. İşlem yapamıyorlar. Daha sonra da neyse birkaç şey oldu. Bu konuda o günkü benim bir soruna çözüm üretmem
bana yavaş yavaş katkı sağlayarak ileride de bütün sorunlarımda kendi başıma çözümler üretmeyi nasip etmiştir. Ama babanız da arkanızda durmuş orada. Yani babam da arkamda durdu. Babamın da hatta çok daha önemlisi oldu. Ortaokul için ortaokula giderken babam aldığı kumaşı terziye götürdü. Nuriye çok güzel bir takım elbise yapacaksın dedi terziye. Terzi de peki falan dedi. Terzi sonradan babam dükkana gittikten sonra gittim terzi yapmam da dedim. Lütfen dedim bana ceket yerine mont yap. Olmaz dedi. Sahibi amca kabul etmez dedi. Okulda kabul etmez dedi. Rica ettim. Boyun kısa diye herhalde ondan mont seviyorum da onu istedim. Siz kendinizi montu daha çok yakıştırıyorsunuz. Onu daha çok yakıştırıyorum, seviyorum böyle. Çok rica edince adamcağız kıramadı beni, mont yaptı. Montla gittim, ortaokulun birinci gününde gittiğim zaman müdür kapıda herkesin kravatını, şapkasını, her şeyini böyle kontrol ederek alıyor. Yani ceketini falan kontrol ederek alıyor. Git dedi, ceketini giy gel dedi. Benim montu ceket yerine kabul etmedi. Takım ceketi giyeceğiz. Kocaman bir müdür, tabii şiddetiyle bilinen bir müdür orada, İbrahim Bilgi adında, Allah rahmet eylesin. Neyse sonradan ben de gittim. Okul zamanını dışarıda geçiriyorum. Okul öğrenciler dağılınca ben de eve gidiyorum falan. Bir iki gün böyle düşündüm. Sonradan bir perşembe günüydü. Okuldaki en uzun boylu arkadaşa bir görüşme yaptım. Dedim ki cuma günü seninle beraber dedim köylere gideceğiz. Ondan önce tabii yaşanan bir olay var. Ben bu olayın çözümünü nasıl buluyorum? Yani babama yeniden bir kumaş aldırma çok maliyetli bir şey, çok şey. O gün için çok zor. O gün için biraz imkansız da bir şey. Çözümü nasıl yaparım diye. Terziye kızmasını da istemiyorsunuz. Evet, araya giremiyorum, okula gidemediğimi söyleyemiyorum. Yine çarşamba günü beni öğleden sonraları boş dersimiz vardı. Dükkana götürüldü. Gittim dükkanda, bir muhtar geldi, elinde bir böyle defter gibi bir şey vardı. Hayrola muhtar, nedir elindeki falan. Bunları beyanname sahip ver dedi. Hayvanların dedi, köylünün dedi, ne hayvanları olduğunu dedi, orada defter edecekler, yazacaklar. Kaymakamlığa verecekler, sattıklarını da bildirecekler falan dedi. Kaçakçılık olmasın falan diye. O yıllarda Türkiye'den Suriye'ye hayvan kaçakçılığı oluyordu. Birden şimşek çaktı benden. Amca dedim, bir tane verir misiniz bana dedim. Vereyim falan derken babam, oğlum ne yapacaksın dedi şeye. Ya sahip mi dedi, çocuğumu dedi, üzme dedi. Çok zaten burada bir tanesini verdi bana. Hiç unutmam, bir liram var, gümüş bir liram var. Gittim bir A4 kağıdı top, aldım. Bir top kağıt aldım. Kağıt aldım. Akşam bir de babamın ofisinden de kopya kağıtları vardı ve kopyalı kalem vardı. Onlar da gece sabaha kadar lambayı da şeyin divanın yanında altına sokarak oradaki o görünme zorunluluğunda bile yarı karanlıkta sayılır. Onların hepsini gizli, çoğaltıyorum. Gizli çoğaltıyorum. Sabaha kadar hepsini belgeye dönüştürdüm. Hepsini belgeye dönüştürdüm. Babama dedim ki, baba dedim, müsaade edersen dedim, biz cuma günü dedim, bir arkadaşımla dedim, birkaç köy gezerim dedim, cuma, cumartesi, pazar günü. Niye dedi gezeceksin? Baba dedim, onlara beyanname yaz dedim. Sana ne dedi beyannamesinden? Baba dedim, köylü okuma yazma bilmiyor. Ne yapsın dedi. Sana mı dedi, kalmış bu? Baba dedim, ben onlara yazarken ben de karşılığını alacağım falan dedi. Allah Allah, çok garipsin ya oğlum ya dedi. Baba yani dedim, zararı olmaz, emin ol zararı olmaz falan. Yaptığım işlerden dolayı güven de duymaya başlıyor babam. Peki dedi, o büyük arkadaşımız, uzun boylu arkadaşımız da şunu çağırıyor. Kimse beni kaleye almaz. Ufak tefek. Ufak tefek. Gerçekten kimse almaz. Gafur dedim, Abdülgafur dedim, sen de benimle gel falan. Nuri abi dedi, yalnız ben dedi konuşmam. Hiçbir iş yapmam, yazmasını da fazla becermem dedi. Sadece yanında dur dedim. Boyunu göster. Orada dedim. Otur deyince oturacaksın. Ayakta kal deyince ayakta kal. Karşıma başka bir şey yok. Paranın yarısını sana vereceğim. Aldım onu. Cuma günü sabahtan gittik. İlk köyden Şenköy ismiyle şimdi andan Şenköy'den başladık. Ve her gittiğim köyün muhtarına kaymakamın emri vardır. Herkes hayvanını burada bu belgeye yazdıracak.
Ve dolayısıyla bunu kaymakamlığa göndereceğim. Başlıyoruz yazmaya. Ciddi bir para şimdi hatırımda değil ama toplamda 3 günde her birimize 180 lira düşecek kadar para. 360 lira kazandık 3 günde. O dönemde 360 liranın ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. Yıllar sonra Abdülgafur da İstanbul'da karşılaşınca geldi bana sarıldı. Nuri abi neredesin dedi. O günleri çok özlüyorum. Babama gidip o 180 lirayı verince dedi, şaşırdı dedi, aniden oturdu dedi. Neden biliyor musun? Evimize hiçbir zaman 180 lira girmemişti dedi. O zamanlar için çok, o zamanların ne kadar büyük bir parası olduğunu. Benim de 180 lira aldım gittim, oturdum falan. Biraz sonra babama gittim teslim ettim. Ne olacak dedi bu falan. Baba dedi, yeni bir kumaş alacaksın bana. Böyle, sana aldım ya dedi falan. Ondan ben mont yapmıştım falan. Hemen kızdı, terziye kızdı. Vay dedi falan. O dedi, ona dedi, haddini yalvardım. Baba dedim, o yapmadı. Ben ısrar ettim. O kadar rica ettim ki, yalvardım ki. Adamcağız bana kıyamadı. Dayanamadım. Onun için lütfen, yalvardım dedim. Lütfen dedim, yapmam dedim. Bir şey deme dedim yani. Ve böylece o süreci de, o çözüm de böylece bitirmiş oldu. Her zaman çok ilginç çözümler üretiyor Nuri amca. Daha önce ilkokuldaki o hareketleriyle öğretmeni küfretmekten mesela alıkoyuyor. O protesto hareketi hepsini çok şaşırtıyor. İnanılmaz geliyor ilkokul 3 sınıf öğrencileri. Sonraları da aslında klişeleşmiş bir şey haline gelen dağ başını duman almış. Askerde de çok söylenen bir şey. Niye onu seçtim? Niye onu seçti? O da ilginç bir şey. Evet. Allah'ın lütfu kerem. Bana Allah her dönemde, her sıkıntımda yardımcı oldu. Bu şekilde. Neyse sonunda Margine'de liseye giderken de lisede mahalli gazetede her gazetenin çıkışında yazdığım bir şiirde şiir köstesi oluşturmuşlardı benim için. Şiirlerimi yayınlıyorlar ve şiirlerimden dolayı o gazeteye geçtikçe her gün o gazetede birini alıyorum. Alıp da yine lise son sınıfta ayrı bir yerde bir otelde kalmak istiyorum. Bir otelin odasında kalmak istiyorum. Hiç iş yapmadan etrafımı, hizmetimi, otelin çalışanları görecek şekilde sadece derslerime yoğunlaşmak istiyorum. Çok sıkı ders çalışmak istiyorsunuz. Evet. Çünkü son sınıfız. Bir de o okulu da bitirip babamın verdiği gerçekten o desteğin karşılığını vermek istiyorum. Neyse ben gittim. İkinci caddede bir otele gittim. Sahibiyle konuştum. Sahibi dedi ki tek kişilik odamız yok dedi. Hepsi 5-6 kişilik odadır dedi. Şunu yapabiliriz dedi. Sana verdiğimiz odaya kimseyi almayız sonuna kadar ama her oda, diğer odalar dolduktan sonra yine veririz. Olmaz dedi falan. O sırada fotörlü bir bey girdi, yaşlı bir bey girdi. Arapça konuştu, kim bu dedi, ne istiyor dedi. Tabii ben anlıyorum. Dedi bu lisede okuyan birisidir, talebedir dedi, bir oda istiyor dedi falan. O anda da gazete elimde. Merhaba genç dedi, nasılsın dedi. Otur bakayım, otur. Elindeki ne dedi. Efendim dedim, bir gazete dedim. Ne yazıyor dedi falan. Benim dediğim, her gün verdiğim bir şiir var, şiir köşesinde benim şiirlerimde yani. Ha dedi, sen şair misin? Haşa dedim, ben bir şeyler yazmaya çalışıyorum falan. Manatü şerf batnı şair diye Arapça bir ifade söyledi. Şiirin anlamı şairin yüreğindedir demek istedi. O şekilde başlayan diyalogumuz falan, sen kaçıncı sınıftasın, üçüncü sınıftayın, derslerin nasıl, fena değil falan dedim. Yok, demek ki şiirde yazdığına göre iyi olması lazım. Gel seninle bir pazarlık yapalım dedi. Buyurun dedim, benim ikinci sınıfta bir oğlum var, Fermi isminde dedi. Mümkünse dedi, onun odasını da gör dedi, odasında sen de beraber kalabilirsin. Onun fizik, kimya ve matematikten sıkıntıları oluyor. Ona ders çalıştırırsan, yardımcı olursan dedi, beraber kalabilirsin dedi bunun karşılığında. Bakayım odaya falan gittim, baktım falan, beğendim. Şeyi oluyor, sobası var, odunlar ona ait, ısıtma ona ait, elektrik ona ait. O gün için benim için çok büyük bir öğrenci için bir lüks bir imkan falan dedi. Gerçekten kabul ettim ve böylece lise son sınıfında işte 3 kuruşluk bilgimizin sayesinde şeyini karşılamış olduk. Böylece liseyi bitirdik fakat liseden sonrası çok daha önemli. Üniversiteye gitmek istemiyorum çünkü liseyi bitirdiğimizde öğrencilerin %90'ının üstünde
burs, kredi, yurt kelimelerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ancak babamız bize İstanbul'da veya Ankara'da bir daire kiralar, oradaki imkanları sağlar ki benim babamın bu imkanı yoktu. Ben de çözüm arıyorum, yani bir ara çözüm arıyorum. O ara duydum ki dışarıdan öğretmen okul imkanları verilebiliyor. Hemen gittim Diyarbakır Öğretmen Okulu'na müracaat ettim ve Eylül ayından Diyarbakır Öğretmen Okulu'nu bitirdim. O arada onlar birkaç yıl çalışarak yapacağım birikimlerle daha sonra üniversiteye devam edeceğimi düşünüyorum. O işi de öylece bitirdim ve öğretmenliğe böylece başlamış oldum. Yaşadığınız bazı orijinal, ilginç hatıralar var değil mi? Anılarınız var. Öğretmen okulunda bir tane hatıram var. Dışarıdan öğretme imkanlara girmeme rağmen öğrencilerin arasında bizim bir kendi aramızda bir birlik kurmamızı ve bazı duyuruları yapmamız ve yönetimle irtibatı sağlayacak bir başkan seçimi yapıldı ve orada ben seçildim. Diyarbakırlılar kızdı. Mardin'den gelmiş birisi niye başkan oluyor falan. Böyle bir şey mi var Diyarbakır, Mardin? Hayır yani birden aniden geldi. 3-5 kişi gelmişiz Mardin'den, 60 kişiye yakındır. Diyarbakırlı ya. Var. Yani şimdi, ya kardeşim yani falan neyse şey ettik. Sonunda Derikli arkadaşlar, Mardin'e bağlı olan bir ilçemizin birkaç tane genci vardı. Geldiler, koruma görevi yaptılar ve böylece sonunda bizi barıştırdılar, şey ettiler. Oo. Onlar da anladı ki bizim böyle bir alt niyetimiz yok. Yani sadece yani hizmeti öngören bir davranışlar bir yaklaşımdı yani. Orada bu şeyi yaptım. Bir de çok hızlı bir şekilde o 6 dersi vermem gerekiyor. İkinci bir sefer bir dersim dahi kalırsa bir daha gelme şansım yok. Ekonomik evet. olarak gelme şansım yok. Süreç olarak yine bir gelecek yıla kalacak. Haziran ayı ertesi yıla. Bu arada evlisiniz sanırım. Yok daha evli değilim. Öğretmenliğin birinci senesinden sonra evlendim. Neyse, öğretmen okulunda ders çalışmıyorum, yeterli bulmuyorum, uykum geliyor zaman zaman, 17-18 saat çalışıyorum. Eczaneye birine gittim, dedim ki, lütfen dedim, uykumu giderecek bir ilaç verir misiniz? Ben dedim, yok mu dedi adam, ya dedim, imtihanlara gidiyorum dedim, mutlaka dedim, bu 6 dersi vermem gerekiyor falan. Fosfostimol diye bir hap verdi bana. Veya şimdi bile yasaktır, yalnız yeşil reçeteyle satılabiliyormuş. Verdi bana, o hapı alınca var ya, o 3 gün hiçbir şey olmamış gibi. Uyumaya gerek yok, şeye gerek yok, çok güzel anlıyorum, şey diyorum. Elhamdülillah imtihanlara girdim, 6'sını da şahane şekilde verdim. Fakat bir baktık ki birincilikle bitirmişiz. Ne hedeflediğim bir şey var. Birincilik. Uykusuzluk kapıda alıp evet. Neyse müdür çağırdı beni. Dedi ama ki, sakın yani öğrenci arkadaşlar yapmayın bunu. Ya hayır yapmayacaklar. Yapmamaları gerektiğini de nedenini anlatacağım zaten. Müdür çağırdı dedi oğlum dedi. Birincilikle bitirdin ama dedi. Asıl öğrencimiz olmadığın için sana altın kol saati veremiyoruz. Bakanlık seni istediğin yere tayin edecek. Efendim ben Mardin istiyorum. Oğlum dedi. İstemesen de zaten Mardin'e verilirsin dedi. Doğru diyoruz, bu bir fırsattır. İstanbul, Ankara falan. Ben Mardin istiyorum yine dedim. Allah Allah. Peki oğlum madem ki Mardin istiyorsun. Zaten veriler yazdı. Benim isteğim olarak Mardin'i yazdı. Ve Mardin'e tayin oldu. Neyse orada da tayin olmadan önce de Mardin'e gittim tayinimi beklerken fosfostimolün yan etkileri görüldü. Beynim kafatasımın içinde kaşınmaya başladı. Allah Allah. Ama dayanılmaz bir kaşınma olunca babam beni doktora götürdü. Doktor beni tanıyordu. Oğlum dedi ne yaptın sen? Ya niçin sen dedi sakin bir insansın. Neden böyle oldu falan? Fosfostimol falan kullandım. Nasıl kullanırsın dedi bunu ya. Kim verdi sana bunu dedi. Kimse vermedi. Ben eczaneden aldım dedim. Neyse. Sonra bana tavsiyeler verdi, bir hap verdi ve böylece 10-15 günlük bir süreç içinde dinledim. Gençliğine dua et dedi, yoksa dedi giderdin dedi. Çok yanlış bir şey yaptığımı o zaman anladım ama kendime göre bir çözüm üretmiştim onu da. Evet. Yine Allah korumuş sizi. Daha kötü şeyler olmasına. Doğrudur. Aynı oldu. Köye gittim, arkadaşım vardı milli eğitimde. Tek öğretmeni bir köye verdi ki müdür maaşı da alayım diye. Dolayısıyla 360 liraya ilaveten
100 lirada makam ücreti vardı. 460 liraya bir anda kavuşmuş oldum. Bir miktarını biriktirmeye çalışıyorum. İkinci, üçüncü ay sonunda yavaş okula ısınmaya çalışıyorum falan. Bir anda baktım, yaşlıca bir bey geldi, müfettişmiş. Neyse, geldi okula. O gün de benim niyetim, nişanlıyım, şeye gideceğim, Mardin'e gideceğim. Fakat o gelince tabii gidemiyorum. O gidecek ki ben de okulu kapatıp da gideyim. Neyse, geldi sınıfa, tanıştık falan. Maşallah dedi, ne güzel dedi falan. İyi çalışmışsın dedi, her şeyin güzel dedi maşallah. Sınıflar nasıl dedi? Beşinci sınıflar dedim. Beşinci sınıflardan başladı. Sırayla 4, 3, 2. Birinci sınıflar dedi, nerede dedi. Birden şok oldum. Çünkü birinci sınıflara hiç ders vermemiştim. Hiç vermemiştim. Ama o anda, o sıkıntıda yine Allah yardıma koşuyor böyle. Her zaman yardım ediyor. Birinci sınıflar buraya gelsin dedim. Çünkü herkes kendini tanır. En iyisi onlar bilir kendilerini. Birden 8 öğrenci önüme geldi. Ön sıradaki 2 tane sırayı boşaltın dedim, siz arkaya geçin dedim. Siz 2 sıraya oturun yavrum dedim. Ve böylece müfettişe buyurun efendim dedim. Müfettiş baktıktan sonra gitti, onlarla konuştu falan. Ben de öğretmen masasından geçmiş, orada bekliyorum. Biraz sonra geldi, nasıl oluyor efendim dedi bu falan deyince dedim, eyvah tamam kapıştık dedim. Yani ben ders vermemişim ki dedim çocuklara. Nasıl oluyor dedim yani hocam dedim. Ben de biraz böyle tepki vermeye çalışır bir tavırla. Dedi daha Mardin'de dedi kimse okuma yazmayı sökememiş dedi. Türkçeyi öğrenememiş dedi. Burada maşallah çocuklar hem okuma yazmayı sökmüş hem dedi Türkçeyi konuşur olmuşlar dedi yani. O günden sonra uzun bir yıllar sonra ben eğitim ve öğrenimin bir de bir atmosfer iş olduğunu, öğrencilerin birlikteliklerinden dolayı birbirlerinden öğrendiklerini. Herkes akrabasının yanına oturmuş meğer. Herkes akrabasının yanına otururken akrabasının yanını takip ediyor, şey ediyor ve onların da birbirinden öğrenme kabiliyetlerinin olduğunu, o atmosferin kendilerine yardımcı olduğunu. Hatta birbirinden öğretmenden daha iyi öğrendiğini. Onun için günümüzdeki bu sanal öğrenim, yani uzaktan öğrenimin yeterli olmayacağını, gerçekten yani okulda bulunmanın son derece önemli olduğunu, çocuklar okulda birbirlerinden de öğrenmekteler, diğer hocalardan da öğrenmekteler ve kendi hocalarından da öğrenmekteler. Yani sadece derse giren hocadan öğrenmiyorlar yani. Atmosferin içinde, o anda orada bulunan herkes birbirinden öğrenebilmektedir. Herkes birbirinden, kendi yaşıtından, okul ortamından öğrendiği şeyler var. Sadece bilgi değil, davranış. Doğru. Sizin öğretmenlik serüveninizde kendinize göre tecrübeleriniz var. Buradan aldığınız eğitimle ilgili düşünceleriniz var. Sonra ama tabii ki mutlaka üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Bir üniversiteye geçişiniz var. İstanbul'a gelişiniz evet, var. Evet. O arada ben 2 yıl köyde kaldıktan sonra da Midyat'a öğretmen olarak tayin oldum. Ben istedim, oraya dahil olduktan sonra da Midyat'ta boş zamanlarımda çocuklarımızın gelişmesi için bir de gençlerden okuma yazma bilmeyenlere de yardımcı olmak üzere özel kendi ücretsiz bir okuma yazma dershanesi açtım. Kendilerine ücretsiz olarak ders veriyorum ve okuma yazmayı öğrenenlere yardımcı oluyorum, diploma almalarını sağlıyorum. Hatta o arada ehliyet almak isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Orada işsiz güçsüz birçok genç vardı böyle. Bunların gayretlerine, şeylerine, sosyal bazı faaliyetler de oldu. Çiğköfte gecesi organize ettim ilçede. Birkaç şey daha böyle olunca bir ara ben belediye başkanının arkadaşıydım. Seçim dolayısıyla benim yardımcı olmamı rica etmişti. Midyat'ın gençlerinden, ileri gelen gençlerinden bir grubumuz vardı. Çoğu da Süryanilerden oluşuyordu. Bir iki Müslüman arkadaşımız da vardı. Bir gün yine belediye başkanı yardımcı olmaya giderken çok etkin olan bir Hristiyan adamcağızın hem muhtar hem de cemaatinin önde geleni gittim evine. Müsaade varsa dedim, Musa Bey gelmek istiyoruz falan dedim. Hocam dedi, bir kişi hariç herkes için gelebilirsin dedi. O hemen o bir taraftaki odadan yaşlı babası çıktı.
Hocam gel dedi, sus dedi be oğluna dedi. Sen kimsin dedi hocaya, bir kişi Arif diyebilirsin dedi. Beni buyur etti babası. Orada yaşlıya, aile büyüğüne müthiş bir saygı var. Her iki grupta da, gayrimüslimde de Müslümanlarda da. Neyse girdi içeri, durumu anlattı falan. Yardımcı olmaya çalışırken, başkandan söylerken dedi, bir dakika dedi. Biz dedi sizin için bir karar aldık dedi. Sizin dedi belediye başkanı olmanızı istiyoruz. Sizin yaptığınız çalışmalar, şeyler, hiçbir şeyi öngörmeden sadece dedi gençlerimizi düşünerek, şeyleri düşünerek, bizim gençlerimize katkı sağladığınız için, ilçedeki insanları bir araya getirip birleştirdiğiniz için bu gibi davranışlarınızdan, ayrıca da bir belediyede de bir hizmet, en iyi hizmeti yapabileceğini düşündüm falan. Yok dedim, ben belediye başkanı olmam dedim. Neden? Lise mezunu olan herkesin hedefi bir üniversite okumaktır. Üniversite okuduğum zaman işte burada da yani yine iyisiniz, öğretmensiniz falan dedi. Hayır dedim. Üniversite okuduktan sonra daha güzel imkanlarla daha çok hizmet etme alanını bulmuş olurum dedim. Onun için lütfen dedim bu konuyu dedim ısrar etmeyin. Ayrıca arkadaşım için gelmişken böyle bir fırsatçılığı da kendime de yakıştırmam deyip vazgeçtim. İlk belediye başkanlığı önerisi ondan geldi. İlk siyasete atılma önerisi. Evet, oradan geldi. Liseyi bitirmişken bir belediye başkanı, çok genç. Fena olmazdı. Evet, evet. Hedefi olunca bir insanın bu tür fırsatları o zaman önemsememesi ve yol haritasında yerinin olmayacağını bilerek bunları reddetme. Herkesin bunları reddetme gibi bir lüksü olmaz aslında. Evet. Kolay bir şey de değildir. Toplumun kendi isteğiyle olan bir şey. Evet. Ondan sonra üniversite serüveni için babamı ve annemi ikna etmeye çalışıyorum. Babam önce kardeşini evlendir dedi. Peki dedik. Kardeşimi evlendirdikten sonra şunu bir ev işini bitir dedi. Yeni ev yap dedi. Onu da yaptım falan. Neyse sonra dedi ki çocukları da vermem dedi. Bende kalacak dedi. Ve ona da razı oldum ve böylece izin aldım İstanbul'a gelip. Yani aileniz orada kaldı. Ailem orada kaldı, ben geldim. Bu benim de biraz işime geldi. Neden? İstanbul'a önce bir keşfedeceğim, yerleşeceğim, ayaklarım yer tutacak ve ailemin gelişine bir ortam hazırlamaya çalışacağım. Bunun için de geldiğimde aslında işin geri planında çocuklarımın eğitiminin işini önce düşünmeye başlamıştım. Çocuklarım büyümeye başlamışlardı. Onların ilkokuldan itibaren büyük bir şehir, İstanbul gibi bir şehirde ciddi bir kültürün içinde eğitim almalarını, oradaki eğitimin mutlaka çok daha iyi olacağını ve o eğitimden dolayı ailemin, o çocuklarımın iyi yetişmesini öngördüğüm için üniversiteyi ısrarla babamdan böyle şey ederek ailenin İstanbul'a naklinin projesinin de gizli bir yani yolculuğu olmuş oldu. Geldim İstanbul'da 2-3 sene yerleştim. Ama şimdi işte öyle düşünüyor musunuz? Yani mesela siz Midyat'ta çok güzel bir eğitim almışsınız aslında. Mardin'de pardon. Yani o Mardin'de aldığınız eğitimde İstanbul'da aldığınız altmış olsaydınız daha farklı mı olurdu? Yani bayağı güzel bir eğitim almadınız mı sizce Mardin'de de? Şimdi aslında siz bugün için olsa ben bunu düşünmezdim. Bugün için olsa bunu düşünmezdim. Ancak o günün şartlarında düşünün, ben liseyi bitirdiğimde bir şey anlatmıştım. Bu yurt, kurs, yurt, burs ve kredi kelimelerini duymamıştık. %90'ımız. Dolayısıyla İstanbul'da gidip bir öğrencilik yapma fırsatını bulamayacaktı. Onun için öğretmenliğimi önce İstanbul'a taşımış oldum. Ve ben öğretmenken ne kadar büyük bir imkanla orada yaşanabileceğini gözlemlemeye çalıştım, araştırmaya başladım, şey etmeye çalıştım. Normal İstanbul, o zaman sadece surların içindeki bir İstanbul'du. Derdi topluydu. 1.350.000-1.400.000'a yakın bir İstanbul şehri vardı. Bizim için tabii çok çok büyüktü ama bugün devasa bir şey oldu yani. Metropol oldu. Gerçekten şimdi çok daha trafik sorunu ve şey sorunu, ama gerçekten her şeye rağmen de yine çözümler de güzel güzel de şu anda da gerçekleştiriliyor. Evet, geldim İstanbul'a.
Fakat arkadaşlarım çok ısrarla geldiler önümde. Öğretmen arkadaşım, sen nasıl gidersin İstanbul'da öğretmenlik yapsın? Yapamazsın. Biz gidip nasıl İstanbul'da öğretmenlik yaparız? Bak dedim. Ben İstanbul'daki insanların öğretmenlik yapma isteğinin olacağına inanmıyorum. Adam İstanbul'da, üniversiteler İstanbul'da bedavadan gidecek. Sadece imkanlara çalışarak sadece gidebileceği üniversiteler, fakülteler varken adam gidip öğretmen okuluna gider mi dedim. Bütün İstanbul'daki öğretmenlerin çoğunun Anadolu'dan gittiğini ben düşünüyorum. Hiçbir bilgim yok ama ben bunu öngörüyorum böyle. Ve geldim gerçekten de öyle. Hep Anadolu'dan gelen öğretmenlerin İstanbul'da çalıştığını gördüm. İstanbullu azdı diyorsunuz. İstanbullu öğretmene rastlamadım. Hiç yoktu. En yakını Trakya'dan gelen öğretmenlerdi. En yakını. Ve çalıştık. İstanbul'da da çok güzel çalışmalar yaptık. Bizim okulumuzdaki başarılarımız maşallah yöneticilerimizi mutlu, memnun etti ve o şekilde de hiçbir zaman ne mahcup olduk ne bir şey. Fakat günde 18-19 saat çalışma yolda geçen zamanım dolayısıyla gençlikten dolayı çok yorulduğumu hatırlamıyorum. İsteyerek ve hedefi olan bir insan olarak da çok ciddi bir şekilde üniversite serüvenim başladı. Hatta 5 yıllık üniversite hayatımda sadece bir cumartesi günü şeyim vardır, devam sınavım vardır. Hiçbir gün yok. Hep Allah'a yalvarırdım. Ya Rabbi bu öğrencilik sırasında bana hiçbir hastalık verme. Hepsini daha sonra ne yaparsam ama daha sonra hiç olur. Derslerden mani olmasın, engellenmesin, şey olmasın diye. Eyvallah şimdi. Allah'a şükür. Yani o konuda Allah'a ne kadar şükretsem az. Böylece o cumartesi gününde nedeni arkadaşlarla beraber trenle gelip gitme imkanı vardı o zaman İstanbul'a. Tatile geleceğiz, Şubat tatiline geleceğiz. Parayı verdim arkadaşlara, dedim pazar gününe bileti alın gitmek için. Cumartesi günü çünkü dersim var, fizik dersi var, gitmem lazım. Ben de okulda da başkanım, hem ben de hamsızlık yapma lüksüne sahip değilim aynı zamanda. Arkadaşlarım demiş ki, anlaşmışlar, demişler ki bakalım Nuri abi biletten mi vazgeçecek, dersten mi vazgeçecek demiş. Hangisinden vazgeçecek? Sonra tabii geldim, dediler ki yoktu bilet pazar gününden, cumartesi aldım. Ben anladım ne yaptıklarını, kızdım biraz onlara ama yapacak bir şey yoktu. Yakın arkadaşlarımdı. Sonra cumartesi gittim derse. Cumartesi derse gitmemek için affederseniz Cuma'dan arkadaşlara kendi adresimi, tatil adresimi üzerinde yazılı bir zarfı ve posta konumunu yapıştırmış olarak verdim. İçine de A4 kağıdını yerleştirdim. Hocanın anlatacaklarını dedim yazdım. İki ayrı çocuğa verdim ki birbirinden habersiz ayrı ayrı anlayışlarını ben faydalanayım diye. Hoca bir bunlardan haberdar oldu. Hoca dedi ki Nuri bunu yapma dedi. Sen dedi bütün anlattığım konuları zaten biliyorsun dedi. Ayrıca dedi sen dedi yani anlattığım konu hakkında bir sıkıntı olursa ben sana özel ders vereceğim dedi. Ve böylece sağ olsun o da bana o güvenceyi verdi yine. Cumartesi günü böylece paradan biletin parasından vazgeçmek mümkün değil. Öyle bir şansınız yok. Evet. Tatile gittik. Evet. Maşallah her zaman çözümlerinizi üretebilme şansınız olmuş ama sizin çalışkanlığınız, disiplininiz ve dürüstlüğünüz her yerde kapıları açmış. Ondan sonra hatta Özal'la bir karşılaşmanız da öyle bir şeyle başlıyor. Hafif bir tartışma sonrası. Şimdi aslında onun için Sanayi Bakanlığı'nda okulu bitirdikten sonra Sanayi Bakanlığı'nda göreve başladım. Aslında Sanayi Bakanlığı'nda göreve başlama niyetim yoktu. Daha doğrusu memur olmak görevim yoktu. Özel sektörde çalışmak istiyordum. Gayret göstererek çocuklarımın hepsine iyi bir gelecek hazırlayacak bir imkanları, ekonomik imkanı da sağlamak istiyordum. Devlet memuriyeti çok şey değil. Arkadaşımın biri, Allah rahmet eylesin, biri bana geldi dedi ki yeni bir kanun çıkardılar dedi. Özel sektörden ve yeni mezun çalışkan insanlardan yapacakları seçimle dedi alacakları mühendislere dedi ayrıca dedi ciddi bir maaş verecekler. Özel sektörden fazla bir maaş verecekler dedi.
Devlet bir atak yaptı yani. Evet, hükümet o dönem hükümeti bu hata yapınca beni de ikna etti. Beraberce Ankara'ya geldi ve gerçekten de sorduk falan. Buna arkadaşıma da inanmadan müracaat ettiğimiz zaman Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ndeki bir ofise yönlendirildi. Oraya gittim, dedim ki farz edin ki biz bunu kazandığımız zaman dedim ne kadar maaş alacağız? Dedi ya sen kazandın mı ki maaşı tutuyorsun? Kazanma kolay kardeşim sen yani maaşını dedim beğenmesen girmem ne yapayım dedim yani ben falan böyle deyince Allah Allah dedi adama bak ya dedi kazanmak nasıl garanti? Beyefendi benim başka işim yok ki dedim hep yani bu öğrenciliktir işim falan neyse adam muhasebeciyi çağırdı şeydi sordu falan dedi işte 5600 ile 6000 arasında olacak çok çok ciddi bir para dedi nevrim döndü tam. Gayri ihtiyarı böyle yapmışım, eh demişim. Yani ya, oldu bitti sen. Onu öyle deyince adam çok kızdı, çok üzüldü. Meğer adam İktisat Fakültesi mezunu, haksızlık var tabii orada. Biz de mühendisiz yani aramızda çok büyük bir fark. Adam 800 lira alıyormuş, yıllarda çalışıyor orada. Biz bir anda geleceğiz ve 6000 liraya yakın. Neyse sonradan seçimlerin bittiği şey oldu. Sonuçları öğrenmeye geldik. Adam beni gördü. Bir dakika dedi. O imtihanı kazanacağını güvenen adam dedi. Sen misin dedi. Bilmiyorum dedi. Ne zaman ne oldu? Maaşı sen mi sordun? Evet dedim ben sordum. Bir dakika. Sen ismin ne? Nuri Gökhan. Baktı. Allah Allah dedi. Üçüncü olarak kazanmışsın ya. Sen demek ki boyundan daha büyük işlere giriyorsun dedi. Neyse. Biraz sonra gitti geldi. Dedi sana müjde dedi. 4 tane de ikramiyesi var dedi. Ayrıca. O gün için Türkiye'de ciddi bir rakamdı. Çok ciddi bir rakamdı. Ve gerçekten çocuğuma öğrenciliğim sırasında verdiğim bazı sıkıntıları giderme fırsatını yakalamış oldum. Böylece onları da iyi bir şekilde mutlu etmeye çalıştım. Evet. Nuri Bey'in Özal'la ilginç bir karşılaşması var. Kendi yaptığı işle ilgili bir önemli bir noktayı soruyor ve Nuri amca onu cevaplamıyor Nuri Bey. Diyor ki bu bir sır. Ben onun adına çalışıyorum. Şirketin sahibi adına. Dolayısıyla bunu söyleyemem. Önce kızıyor tabii Özal. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Sonra da çok hoşuna gidiyor bu dürüstlüğü. Ve kendisine milletvekili teklifli geliyor. İstanbul'un milletvekilliği yapıyor bir dönem. Ve sonrası için de başka bir karar alıyor Nuri Bey. Evet, milletvekilliği süreci içinde milletvekilliğin, meclis çalışmalarının ülkemizin çok önemli bir süreç olduğunu, onu en iyi şekilde yapabilenlerin yapması gerektiğine inanarak, benim bu süreçte çok ciddi bir katkımın olmayacağını düşünerek, eğitim konusunu önceleyen bir anlayışı hakimdi bana ve ben ülkemin eğitim sorununu en iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman tüm sorunlarının çözüm yoluna gireceğine inanan biri oldum. O vesileyle ben milletvekili bittikten sonra Gazi Üniversitesi'nde doktora sınavına girerek 155 kişi içinde 5. olarak doktora öğrencisi olarak orada başladım. 5 yıllık doktora sürecinde sağ olsun orada çok ciddi katkılar aldım ve Allah razı olsun ve sağlıklı ömürler nasip etsin Profesör Doktor Tevfik Tatar hocamın da büyük katkıları sonucunda eğitime olacak katkılarım daha da çok zenginleşti ve geldiğimde yine benim kimyada genel kimya hocam ve bizim bölüm başkanı olan Profesör Doktor Önder Öztunan'ın bana önerisiyle eğer başka yere gidersen hakkımı helal etmem sen inançlı bir adamsın. Benim sende hakkım var. Ben senin hocalığını yaptım ve senin gayretlerini biliyorum. Ben iyi değerlendirdim senin gayretlerini diyerek İstanbul Kültür Üniversitesi'nde davranış bilimleri ve insan ilişkileri hocalığına başlamış oldum. Böylece eğitim sürecini önce bir sadece ve sadece bir iş olarak başlamış olduğum eğitim sürecinin daha da diğer 4. basamağına kadar gelmiş oldum. İlkokul öğretmenliğinden sonra İstanbul'da ortaokul ve lise öğretmenliği de yaptığımı hatırlatmaya çalışayım. Böylece öğretmenliğin her 4 basamağından gerçekleştirdim.
İstanbul'daki İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeki eğitim şeylerini yaparken davranış bilimleri ve insan ilişkilerinin bir başarı kitaplarıyla ilgili bir konuyu da içerdiğinin farkına vardım ve ondan dolayı eğitim sorununu çözmeye katkısı olacak düşüncesiyle de başarı kitabı yazarlığı da yapmaya başladım ve onun da kalıcı olmasını sağlamak üzere aile vakfını kurmaya çalıştık, eğitim vakfını kurmaya çalıştık. Eşim, çocuklarım ve torunlarımla beraber ve bir de damadım da orada. Hep bir aile vakfı olarak kurduk. İnşallah o aile vakfının da daha böyle verimli bir şekilde çalışmasını gerçekleştirmeye şimdilik çalışmaya çalışıyorum. Ondan önce de sanırım maaşınızı, milletvekili maaşınızı hep burs olarak verdiğinizi duyarım arkadaşlar. Yani hepsini değil, geçindiğimizin dışındakini yapmak zorundayız. Yani bu ülkenin insanların dayanışma sürecinin bir ruh olduğuna inanıyorum. Bizim yatırımlarımızın diğer insanların da yapmalarına, ruhlarına katkı sağladığını düşünerek yapmak zorunda olduğunu ve ben hiçbir zaman zenginliğin, ekonomik varlığın, ekonomik şeyin hırsına, süsüne, hiçbir şeyine kapılmadım. Gerçek bazı hizmetlerin, anlayışların hayatını yaşamak, tabii hayatını yaşamak bende esas oldu, şey oldu. Sağ olun. Yani gerçekten kısaca böylece bu kadarını ancak özetleyebilirim benim yaşam öykümü. İnşallah kitabı okuduklarında da bunun daha genişliğinde bulurlar. Özellikle ve kendilerine katkı sağlar. Profesör Doktor Adnan Demircan onu sorularla hayatını kitaplaştırıyor. Çok güzel bir kitap. Severek okudum. Çok keyifle okumuştum o kitabınızı seneler önce. Siz eğitimci olarak gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani gençlere tabii çok şey tavsiye etmek var da ama en önemlisi şu, önce dinlemesini öğrenmelerini öneririm. Dinlemesini. Neyi dinlemesini? Dersi dinlemesini. Neyi? Öğretmenin ciddi bir şekilde dinlemeyi öğrenmek yetmez, dinleme moduna girerek derse girmesini öneririm. Aniden koşa koşa sınıfa girince insan bir anda dinleme moduna giremiyor. Bu bir gerçektir. Şu anda dünyada her yerde konuşma kursları var, bir sürü şey kursları var ama dinleme kurslarını duymadım ben. Hele ülkemizde hiç yok. Hiç duymadım. Dinleme olmadan öğrenme gerçekleşmez. Ben bunun farkına öğrenciliğimde lise birinci sınıfta ders kitabım yoktu. Hiçbir ders kitabım yoktu. Ve yoktu, şunun için yoktu. Çünkü ben 11 Kasım'da başladım okula. Ankara, İstanbul'daki bir serüvenden dolayı ben askeri lise olayından dolayı orası gerçekleşmeyince geri geldim ve Mardin'de 11 Kasım'da lise birinci sınıfa başladım. Kitap, tek kitapçı vardı, gittim. Ahmet Türker isminde bir bey vardı, gittim, dedi ki yok dedi, nereden kitap dedi. Ben öğrencilerin sayısı kadar getiriyorum. Ondan sonra dedi, elimde kitabın kalmasına dedi, dayanamam, benim sermayem yok dedi, çok ufak bir sermayem var dedi. Dolayısıyla da ben şimdi ne yapayım dedim, tuttum, ben ne yapıyorum, gidiyorum dersi erkenden gidiyorum, dinliyorum ve hocaların pür sınıfta dinleyerek dersi anlamaya ve dersten ayrıldıktan sonra da şifre kelimelerle dersin özetini yazmaya çalışıyorum ki bir başka zaman, bir sonraki, diyelim ki iki saat sonra tekrar o özeti dinleyerek zihnimde pekiştirmeye çalışıyordum. Beraber evde kaldığımız bir arkadaşım vardı. Hala yaşıyordur. Allah selamet versin. Sevdiğim bir arkadaştır. Şimdi dedi beraber biz kitaplarından istifade edersin. Çocuğuz tabii. Bazen sürtüşüyoruz. Sürtüştüğümüz zaman kitaplarını topluyor. Tahta bir bağlı var. Oraya kilitliyor. Ve böylece ben kitaplardan mahrum kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle bir günün gecesinde sabah erken kalkayım, erken gideyim diye uyumaya çalışıyorum. Sabah erkenden okula gelenlerden kitaplarını isteyeyim. O gün çünkü tarihin sözlüsü var, yeni bir konu var, onu dinleyeceğim, öğreneceğim. Baktım benim uyuduğumu zannettiği için odada böyle yürüyüş yaparak yüksek sesle okumaya başladı. Eyvah dedim, iyi. Benim sessiz okumasını bilmiyormuş arkadaş.
İki sefer tura attıktan sonra ben tamam dedim. Benim için zaten sonuç alınmıştır dedim. Uyumaya çalıştım. Sabahleyin de gittim. Tekrar bir arkadaştan yeni aldığım bir kitap, tarih kitabından yeni konuya bir göz attım. Ve eski konuları böyle sayfaları çevirerek şey ettim. Girdik içeri. Fakat şansa bakın ki o gün farklı bir olay gerçekleşti. Sözlü olacağı için çocukların çoğu gelmemiş. O arkadaşı kaldırdılar, hocanın. Onunla benim arasında, ben son öğrenciyim. Ulan hiçbir öğrenci yok, ikincisi beni kaldırdı. Sarıyoruz. Durmadan öğrencilerin isimlerini sayıyor, yok gelmemişler. Sonunda beni kaldırdı. Birincisi o arkadaş, ikincisi ben. Hocanın soruyor, o söylüyor falan, ezberlediği için böyle karıştırıyor bana, o bana hatırlatıyor. Söylediği bütün kelimeler bana hatırlatıyor. Ben düzgün cümlelere dönüş diyorum, sen söyle diyor bana. Ben düzgün cümlelerle 3-5 kelime teşekkür ederim dedim diyor. İkincisi oluyor, aynı sorun böyle yine olunca, üçüncüsünde adam dedi ki, Allah'ıma dedi, onun kitabı da yoktur dedi. O zaman bana ne kardeşim dedi yani, kitabı var yok, beni ne enterese eder dedi. Bilmesin. Ben cevabımı dedi arıyorum. Sonra durdu. Nuri dedi, bu ne demek dedi, kitabı yok dedi. Farkına vardı hocanın. Hocam dedim, şimdi değil, size öğretmenler odasını anlatacağım. Şimdi burada anlatamam dedi. Neden? O öğrenme metodunu da kaybetmeyeyim diye, yüksek sesli avantajını da kaybetmeyeyim diye ona orada söylemedim. Gittim öğretmenler odasında anlatınca da Allah rahmetli olursa, olduysa rahmet eylesin. Çok babacan bir an babaanne durumundaydı. Geldi sarıldı bana. Olayı anlatınca öptü beni. Ben sana kitap bulurum merak etme. Fakat hiç kimse de kitap yoktu. Her hocanın tek kitabı vardı. Dolayısıyla kimse bana yardım etmedi. Tüm lise boyunca böylece dinlemesini mecburiyetten öğrenerek dinlemenin ne demek olduğunu ben dersem kendimi dinleme moduna koyarak gelir otururdum. 3-5 dakika önce otururdum ve öylece hocaya odaklanarak dinlerdim. Dinlemesini öneriyorum bir. İki, okunan, öğretilen konuların kendilerini öğrensinler. Sadece problemlerin çözümünü öğrenmek başarı sağlamaya yetmez. Ezberlesin. Konunun kendisini öğrendiğinizde siz hangi soru hangi şekilde gelirse gelsin, yeni sorular oluşturulsun, orada çözüm çok kolay olur. Yeter ki konu öğrenmeyi öneriyorum. İki, üç, en önemlisi şu. Her dersi mutlak surette zamanında öğrensinler ve hafta sonları öğrenmiş oldukları dersi gözden geçirerek sınav zamanlarında sadece koşturarak öğrenmeye çalıştıkları hiçbir işe yaramaz. Yaşamda işe yaramaz. Belki ders not almakta işe yaramaz. İnsanlarımızın sınav için değil, yaşamda öğrendiklerinden yararlanmak, kendilerine katkı almak ve topluma verecekleri katkıya neden olsun diye eğitim almalarını öneriyorum. Yoksa sınavları geçerek, benim bir öğrencim çok güzel bir teşekkür mektubu yazmıştı. Hocam dedi, ben dedi sizin dedi öğrenciniz Selim Görgün dedi, sizin dedi kitaplarınızı okudum ve önerdiğiniz kitapları okudum dedi. Ama dedi sizin dedi en düşük notum sizin dersinizdendi dedi. Neden mi dedi? Ben şimdi anlıyorum ki dedi notun eğitimde hiçbir önemin olmadığını ve başarı için insanların mutlak surette yaşamın kendisini, konuların kendisini öğrenmenin önemli olduğunu, yoksa notun insanlara hayatta başarıya yeteri kadar etki etmediğini anladım. Ve o öğrenci şimdi Londra'da doktora yapıyor. Maşallah. Meslek yüksek okulunda. İstanbul Üniversitesi'nin dikey geçişine geçti. Söylediği metotlarını İngilizceyi öğrendi, kendi başına öğrendi. Birçok öğrencim benim söylediğim metotlarını İngilizce kendi başlarına öğrendiler. Gitti Bilkent'te İngilizce master yaptı. Maşallah. Fakat İngilizce master'a başladıktan bir süre sonra devamlı takip ediyorum, görüşüyorum. Bir gün ağladığını, ben bunu yapamayacağını söyledim. Bütün gelen öğrenciler dedi, kolejlerden gelmiş, Bilkent'i bitirmiş. Ben aralarında nasıl yaparım dedi. Senin yaparsın dedi. Beni mecbur etme, oraya gelmeyeyim dedi. Yani yaparsın falan. Ve destek olarak kendisine gerçekten çok başarılı bir öğrenci olarak
ve sonunda birincilikle mezun oldu. Maşallah. Evet, böyle çok çalışan, gayretli ve onu anlatıyor, diyor ki gerçekten diyor, söylediklerinizi yerine getirince ne kaybederim dedim. Ve onun yaptığımda da diyor hayatıma diyor katkılarınızın hepsi diyor sayenizde olduğu gibi şeyler yazıyor. Sağ olsun. Ona önerim de doktora yapmak. Hocam dedi, yoruldum dedi, biraz dedi müsaade dedi. Biraz çalıştı, şey etti, iyi bir daire sahibi oldu, iyi bir yerde çalıştı. Neyse sonunda Türkiye'den bir öğrenci kontenjanı olan bir yerde, bir üniversitede o kontenjanı burslu olarak kazanıp gitti. Londra'da şimdi doktora yaptı. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ben Nuri Bey'e katkıları için programa çok çok teşekkür ediyorum. Söyleşiye çok güzellikler kattı. Gençlere de dinlemelerini ve kitaplarını okumalarını öneriyorum. Kitapların satın aldıklarında zaten biriken paralar vakfa gidiyor ve yine size dönüyor. Onun da bilginiz olsun. Teşekkürler. Lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Oh, bana teşekkür ederim.